Arkadaşlar bugün size güzel bir börek tarifim var. Tam listeyi vereceğim. Hem malzeme tatıyoruz hem böreğimizi yapmaya başlıyoruz. Önce işimize sütü boşaltarak başlıyoruz. Unu sonradan katacağım. Unla yumurtayı buluşturmayacağız. Unla yumurtayı buluşturursak topak topak olur. Bir daha ayrılma yapmaz. Burada bir fincan eritilmiş yağımız var. Elinizde katı yağ, tereyağı ne varsa onu kullanın. Dibinde çok az bir şey bıraktım. Onu tepsinin dibine süreceğim. Yumurtasını atıyoruz. Elimde önceden kalan iki tane yumurta vardı. Kırılmış. Onu attım. Toplamda beş tane yumurta atıyoruz. İçine bir tatlı kaşığı tuz atıyorum. Tatlı kaşığının burnuyla şöyle silmedeyim. Az bir de şeker atıyorum. Şeker lezzetini yumuşatacak. Önce bunu bir çırpacağım. Tuzu isterseniz biraz daha atabilirsiniz. Bazı tuzların kalitesine göre oranı değişiyor. İki kaşık da atsan tuzsuz oluyor. Bir kaşık atsan tuzlu oluyor. Tuzu kontrollü atabilirsiniz. Yumurta sarısının tamamını dağıtacağız içinde unla buluşturmadan önce. İyice çırptık. Hemen bir su bardağı unumuzu atıyoruz. Önce bunu bir alıştıracağız. İkinci su bardağı unumuz. Onu da atıyoruz. Biraz akıcı kıvamda olacak. Pürüzsüz hale gelene kadar çırptık. Az bir yağ ayırmıştım. Hemen onu da tepsinin dibine döküyoruz. Tepsinin her tarafını güzelce bir yağlıyoruz. İyice her tarafını yağladık. Karışımı içine döküyoruz. Şimdi bunu önceden ısıtılmış 190 derece fırınımıza götürüyoruz. Fırınımız 190 derecede, orta bölüm atıyoruz. Ortalama 25 dakika. Himmet abinin ekmeği gibi şekilsiz şükürsüz kendi kendine pişecek. Arkadaşlar 190 derece fırında tam 24 dakika durdu. Şöyle bir gösterelim. Yağda uğraşmanıza gerek yok. Arkadaşlar sizden saklı gizli bir şeyim olmasın. Mutlak surette dibini iyi yağlayın. Katı yağla yağlayın. Dibini yağlamayacaksanız yağlı kağıt kullanın. Hemen bunu kenara alalım. Şöyle bir tanesinin de tadına bakayım. Şöyle bir tanesinin de altını göstereyim. Bunu ister tatlıyla, ister krem peynirle tüketebilirsiniz. Şöyle içine bir... Aynı waffle hamuru gibi oldu. Tabii ben bunun tatlı olanı değil de krem peyniriyle olanını tercih ederim. Evde olsaydı onu da arasına sürerdik.
Hemen şöyle bastırayım. Bunu da videoyu çeken oğluma ikram edeyim. Arkadaşlar hala yutkunuyum. Lezzeti inanılmaz derecede güzel olmuş. Krem peynirinden vazgeçtim. Çocuklarınıza mutlaka yapın. Bunu yaparken de tepsiye çok dikkat edin. Tepsiniz iyi olsun. Dibine kalın yağ sürün. Yok çok yağlı sevmiyorsanız yağlı kağıt koyabilirsiniz. Gerçekten inanılmaz derecede efsane bir lezzet. Çok malzeme gerektiren bir ürün de değil. Aynı waffle gibi oldu. Hakkınızı helal edin. Arkadaşlar çıkan böreği gördünüz. İnşallah hayırlı üretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, biz yapalım. Afiyet olsun.